Cümleten selamünaleyküm. Ekin Çadır'dan selamlar. Kırklareli Lüleburgaz Alacaoğlu köyündeyiz. Bu köyümüze 12 çarpı 40 ebatında küçükbaş hayvan ahırı kuruyoruz. Bu görmüş olduğumuz tarla yaklaşık 12 dönümlük bir alan. 12 metre 40 metre uzunluğunda, 12 eni 40 metre uzunluğu olan bu bölgeye çadır oturttuktan sonra yaklaşık bundan 2 hafta önce müşterimizin ekmiş olduğu Ray Glass otu. Burada hayvanlar kademeli olarak güdüm yapılacak. Şu otun ekim süresi 10-12 gün geçmiş veya da geçmemiş. Bir yağmurdan sonra bu Ray Glass otunun bitim hali bu şekilde. Sahanın bir kenarına, bir köşesine çadırı bu şekilde. Şurası arka sınır. Şu ekili, yeni ekili yer, tarla, kamyonun olduğu yer, diğer sınır. Diğer alan da komple hayvanlar için suni olarak mera, yapay mera amaçlı kullanacak. Bir taraftan da tabii ki abisinin köy meraları var mı? Çıkış nereden oluyor? Senin şeyi anlatıyorum da tarlayı yayında. Yani istediğimiz zaman da mereye hayvanları salabiliyoruz. Değil mi? Burada da kuzulara bize gerek yok yani. Bizim aynen. Arazi kuvvetli olduğu için hayvanın geri kalan ihtiyaçlarını karşılayabilecek mısırıdır, buğdaydır, arpasıdır. Her türlü. Burası Vegas. Yan taraf yoncu. Orası da yulaf. Hep bu hayvanlara aynen yiyecek. Tamam, bunu da öğrendim, anlatayım. Şu direklerin olduğu kısımdan diğer taraf yoncalık. Burası zaten biraz önce bahsetmiş olduğum gibi Ray Glass otu. Bir yan tarafı da yulaf ekmiş müşterimiz Oğuz Bey. Bu şekilde Alacaoğlu köyündeki küçükbaş işletmesini harekete geçirdi. Kendisine hayırlı olmasını diliyoruz. Allah içini dışını bereketli kılsın diyelim. Bugün ve yarın buradayız. Şu karşıda görmüş olduğumuz çiftliğin arkasında da, köyün hemen içinde de 15'e 50 metre uzunluğunda oraya da tekrar küçükbaş işletmesi kuracağız. Yani toplamda 2 gün burayı sayarsak, 3-4 gün orayı sayarsak yaklaşık 6 gün bu bölgedeyiz. Yayınları ilerleyen günlerde çadırım yapısı oluştukça tekrar tekrar her kademeyi paylaşacağım size. Bu bölgeden bizi takip eden, fiyat soran, çadır hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlar iletişim numarasıyla arasın. Kendilerine konum atar, gelir burada çadırı birebir görür. Buradaki yere serilen çadırın makasları 40x40, şu görmüş olduğumuz 2,5 milim et kalınlığına sahip sarı galveli sistemli ara boruları, şunlar, şu görmüş olduğumuz ara boruları 38'lik 2 milim makas bağlantıları, 3 civatalı, şöyle 1-2-3 flaşlar, flaşın kalınlığı 10 milim arkadaşlar. İskelet kurulduktan sonra bu yapı kalkacak biraz sonra. Bu iskelet kurulup kalktıktan sonra üzerine bir kat astar uygulamamız var. Yalıtım malzemesi tutması için. Astar uygulamasından sonra ise şurada görmüş olduğumuz skeçe, onun üzerine tekrar şurada görmüş olduğumuz iki yüzü alüminyum folyo kaplı kapva. Yağmur suyu, kar suyu geçirmeyen 650 gram metre kare ağırlığı olan dış brandamız gelecektir. Çadırın kapıları traktörler rahat şekilde girip çıkabilecek şekilde dizaynı yapılmıştır. Şurada görmüş olduğumuz yerde pencereleri sizlere tarif etmek istiyorum. Burası çok önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Bu penceremizin
açıldıktan sonraki şöyle eni, dar tarafı 50 santim, uzunluk ise 180 santimetre. Bir ara atlayıp bir ara ya kesinlikle penceremizi yerleştiriyoruz ki dışarıdan gelen temiz havanın içerideki hayvanların oluşturduğu kokulu pis havayı dışarıya atmasına sağlıyor. Bu da hayvanların performansını yükseltiyor. Yukarıda kullanmış olduğumuz şuradaki bacalarımız var. Pencerelerden giren havayı bu bacalar sayesinde dışarıya atılması sağlanıyor. Burada yan kapı dizaynı var. Bu kapılar daha öncesinde de vardı ama şurada bir şey göstermek istiyorum. Pervaz sistemine geçtik. Yani şu çıkıntında da dolayı yan kapının pervazlanma olayını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu şekilde de daha performanslı bir kullanım elde edilebiliyor. Şöyle yatıralım. Arkadaşlarımız bir taraftan çadırın malzemelerini indiriyor. Bizi de takip etmeye devam edin. Bu çadırın ileriki saatlerdeki karkasının ayağa kalktıktan sonraki videolarını sizlerle paylaşacağım. Yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Yayını paylaşmayı unutmayın. Belki ihtiyacı olan bir arkadaşımıza faydası olur, izler. Gerek bizden ürün alsın, gerek başka firmadan ürün alsın. Biz burada yapılması gereken ürünün içeriğini tarif ediyoruz. Ürünün hangi malzemeleri kullanaraktan kaliteli bir ürün yapılabilir, onu öğretiyoruz. O şekilde ürün alırsa, bu söylediklerimiz bilgiler üzerinden ürün alırsa, hiçbir sıkıntı çekmeden ürününü kullanabilir. Şimdilik Allah'a emanet olun, görüşürüz.